ortaçağ uygulamalarından çektiklerini hatırlayan Batı insanını hafakanlar bastırıyordu. Çünkü her şeyiniz papazın, rahibin ya da ruhban sınıfına mensup herhangi bir insanın elindeydi. Yaşamınız da ölümünüz de, cennete gitmeniz de, cehenneme gitmeniz de. Nefes almanıza dahi onlar izin veriyor, cennetin anahtarlarını malumunuz kuşaklarında taşıyor idiler. Bu ruhban sınıfının bulunduğu dinlerin hemen hepsine hakim olan bir görüntüdür, bir vakadır. Burada kısaca İslam'a geçmek istiyorum. Yani İslam özü itibariyle olduğu gibi özünü teşkil eden Kur'an'ın Allah'ın korumasında kıyamete kadar varlığını bozulmadan sürdürmesinin de sonucu rahatlıkla ve emin olarak söyleyebiliyoruz ki peygamberi dahil ruhban sınıfı değil, ruhban olan bir tek kişisinin dahi bulunmadığı bir dindir. Burada ruhban tabirini bu şekilde İslam'da bulunmadığını ifade ederken tekrar ruhban tanımını tekrar etmekten yarar görüyorum. Şöyle ki, ruhban malumunuz çok tanrılı dinlerde tanrı ile veya tanrılar ile insanlar arasında aracılık eden, o dinleri istediği biçime sokan, sonuç olarak insanları istediği şekilde yargılayan ya da yargılayan, yani mağfiret eden, ikincinin anlamı, istediğini cehenneme sokan, istediğini cennete sokan insanlar sınıfı demektir ruhban sınıfı. İslam'da ise kesinlikle peygamber başta olmak üzere hiç kimsenin kimseyi affetme, kimsenin kimseyi bağışlama, kimsenin kimseyi cehenneme ya da cennete sokma hakkı kesinlikle ne Kur'an'da ne de onun en iyi uygulayıcısı, anlayan ve uygulayıcısı olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da yoktur, bulamazsınız. O itibarla laiklik kendisinde ruhban sınıfı bulunan dinlerin uygulama alanı olduğu ortamlar için geçerli iken, söz konusu olabilir iken ve olmuş iken fiiliyatta da İslam için laikliğin bahis konusu olması tahayyül bile edilemez. Edilmesi kabil değil. Zira nedir laik olan? Ruhban olmayan demek. İslam'da ruhban olan yok ki ruhban olmayan olsun. Yani birbirinin müteradifi şeyler bunlar. Değil mi? Ruhbanı olmayan dinde ruhban olmayan da olmaz. Dolayısıyla Allah ne diyor Kur'an'da? Biz insanlara soracağız, peygamberlere de soracağız diyor. Yani peygamberler hesaptan, sualden müstağni değiller. Ama ruhban sınıfı bulunan dinlerde ruhban sınıfı sualden müstağni. Suali bizzat yapan, suale çeken kendileri yani. Rabbin yerine, Allah'ın yerine, tanrıların yerine kendileri Allah'lık yapıyorlar insanlar üzerinde. Allah'ın kulları üzerinde kendileri fiili Allah'lık yapıyorlar. İslam'da böyle bir şey peygamber için dahi söz konusu değil. Kaldı ki başkalar için mevzu bahs olsun. Gerçek böyle olunca, yani İslam hiçbir yanıyla ruhban sınıfı bulunan putperest, paganist dinler gibi olmadığına göre nasıl olur da İslam'da laiklik söz konusu olur?